Evet. Ben bir özel soru soracağım. Buyurun. Çok özele girmeyelim. Çok özel şöyle, hani bazı mekanlarda, evet, dış mekanlarda mor ışık oluyor. Evet. Mor ışıkta şöyle güldükleri zaman o bondiklerin hepsi belli oluyor. Ha. Hayır. Hangisi belli oluyor? Disko'da düşünsene. Evet. Evet. Şöyle. Translucency diye bir şey var, ışık geçirgenliği konusu. Evet, mor ışık, metal destekli kaplamalar hep belli olur. Ha, metal destekli kaplamalar. Metal desteklilerden. Çünkü altında metal bir altyapı vardır. Üzerinde opak bir malzeme metali maskelemek için kullanılır. Kesinlikle mor ışıkta belli olur. Hmm. Bondik'te kullandığım malzemeler dişin karakteristiğine çok yakın. Tamam, kompozit dediğiniz. Mor ışıkta kompozit veya aslında laminede kullandığım malzemeler de çok yakın. O yüzden kesinlikle belli olmaz. Çok hatta iyi. Hatta röntgen ışınını bile geçirir. Röntgen çekin, ağzında hiçbir şey yokmuş gibi görünür böyle malzemelerde. Hmm. O yüzden mor ışık konusu çok önemli. Hakikaten bazı kişiler var. Çok kötü oluyor. Kötü görünüyor. Yani o kişileri uyarmak lazım yaptığınız zaman. Aman sakın mor ışıklı bir yere gitmeyin. Giderseniz gülmeyin. İşte o yüzden özel malzemeler var günümüzde. Diyelim ki sizde eski metal destekli kaplamalar var. Bunları çıkartıp diş etinizle uyumlu yaptığınızda büyük fayda var. Hmm. Bazen görüyorsunuz mosmor diş etleri. Ay, mosmor evet, diş eti ne demek? Sağlıksız diş eti diyor ki beni kurtarın diye bağırıyor. İlk diyorlar ki ben daha yeni yaptırdım. Yeni yaptırdıysa kötü bir şeyse enerji tutmanın gereği yok, size zarar veriyor. Onu çıkartıp diş etiyle uyumlu, dişle uyumlu güzel bir diş yapmak lazım diyoruz her zaman. Evet, güzel gülüş. Bonding'in ömrü ne kadar?